Merhabalar Suriye operasyonunu konuşacağız olası harekatı Suriye ve o denklemin içinde yer alan aktörler onların tavrı Türkiye'nin planı ne nasıl gelişebilir bu konuları konuşacağız konuğumuz Musa Özoğlu. Ee, Suriye uzmanı, gazeteci, köşe yazarı, programcı Musa hoş geldin. Seni başka nasıl tanıtabilirim? Bayağı yoğun bir gündem galiba. Şey... Yazılarınla izliyoruz, programların da. <laughs> Eyvallah. Çok teşekkür Bayağı... ederim. Ya yani bu, bu iltifatlar e, karşısında ne diyeceğim bilmiyorum. Eee birçoğunu da hak etmiyorum onu da söyleyeyim. Aa, yok Peki e, şey e, öncelikle tabii e, T24 e, izleyicilerine, okuyucularına saygılarımızı iletelim. Ee, bir de bir tebrikle başlamak istiyorum ben galiba Pazartesi günü şeye de başlıyorsunuz. Ana habere de. Başlıyorsunuz. Evet evet öyle, öyle bir öyle bir niyetimiz de var. Ya yani kaçtı 10 17 başlayacak. Evet evet Orası öyle bir, bir niyetimiz bir var uzun süredir hazırlandığımız bir şey aslında evet. e, ben de seni görünce ben burada şimdi... e, bir yıl önce bu videolara e, ilk başladığımız kişilerden birinin sen olduğunu düşünmüştüm çünkü gerçekten <laughs> tamam evet, evet, ikinci doğru. konuğumuzdun. Doğru, bir yıldır şey bu video söyleşileri yapıyoruz ve şimdi yeni bir şeye hazırlanıyoruz e, hafta başından itibaren evet T24 Haber Bülteni yapacağız. E, evet. Ben sunacağım hafta içleri 5 gün kısa bir bülten olacak. Pek çok konuyu ele almaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Öyle bir hazırlık içindeyiz. Hayırlı olsun. Peki bizim işimiz kolay <laughs> değil ama yine de Suriye'nin işi daha zor galiba. Suriye operasyonu konusunda daha kesin zor. Kesin işi zor. Çok enteresan bir yazı yazdın dün. Yazının başlığı da ilginçti. Trump saatli bombayı bıraktı gidiyor dedin. Evet. Evet. Bir kere gidiyor mu? Amerika gidiyor mu? Gidiyormuş şöyle, e, gidiyor dedik ama gitmeyebilir de. Gitmeyebilir de çünkü e, ilk günden yapılan e, açıklama e, kısmi olarak e, çekilinceye yönünde bir işaretti. E, arkasından tabii Trump işte bu saçma e, bir savaştır, e, bu saçmalığı sürdürmenin bir anlamı yok, ne işimiz var bizim orada gibi bir takım söylemler kullandı. Ama Hı -hı. bunu... İşte Çin'le ticaret savaşı için de kullanıyor. Başka bir takım şeyler için de kullanıyor. Ee, sonrasında e, tabii ilk sorulan soru şu olmalıydı bence. Bu karar e, Amerika Birleşik Devletleri e, müesseseler devletinin bir üst e, organ kararı mıdır? Yoksa e, Trump'ın kendi kararı mı? Çünkü daha önceki Trump'ın çekilme şeyinde e, kararında Pentagon'un buna itiraz ettiğini, ve Trump'ın geri adım attığını biliyoruz. O nedenle temkinli 2018'in sonunda tabii, öyle bir açıklama. Tabii. Şimdi dolayısıyla burada da şu soru gündemde. Acaba Trump şimdi geri adım attar mı? Kendisine geri adım attırırlar mı? Bir şey var geçen seferki yaşanan durumdan farklı olarak. Pentagon'un bu seferki resmi açıklamasında başkanın da söylediği gibi, başkanın da kullandığı bu ifade gibi bir takım vurgularla e, ee, Trump'ın yapmış olduğu işte artık Beyaz Saray'ın davası yapmış olduğu biz Türkiye'nin askeri operasyonuna e, katılmayacağız, destekle vermeyeceğiz. Ayrıca işitten Türkiye ve onunla birlikte Avrupa ülkeleri falan filan da sorumludur. Diğer yandan meydana gelebilecek bir takım istikrarsızlıkların Türkiye'yi ve çevreyi ve bölgeyi etkileyeceği konusunda NATO ülkeleriyle birlikte Türkiye'yi uyarmaya devam edeceğiz açıklamaları var ve bu açıklamalar dediğim gibi başkanın da belirttiği gibi ifadesiyle verilmiş Pentagon tarafından. Dolayısıyla şimdi bir tam olmasa da bir görüş birliğine varıldığı söylenebilir. Ha şimdi bu iki müessese yani Beyaz Saray ve Pentagon aynı düşünüyorsa demek ki biraz daha güçlü bir ihtimal tamamen çekilmesi belli bir süreç içerisinde ama belli ki işte Lindsey Graham gibi senatörlerin de çok sert tepki göstermesiyle birlikte Trump bir acele etmeme kararı almış gibi görünüyor şu sıralarda. Zaten Türkiye'nin de aslında açıklamasında dikkat edecek olursak şey vardı. Suriye'ye girmek için yani bu operasyonu başlatmak için Amerikan birliklerinin çekilmesini bekleyeceğiz açıklaması vardı. Yani Türkiye'de her şeye rağmen ben oraya girerim e, tavrı içerisinde değildi. Bu da zaten bunu gösteriyor. Yani e, Amerikalıların boşalttıkları yerlere e, girecekler. Şimdi Amerikalılar ne kadar boşaltacak? Ne kadar geri çekilecekler? E, acaba e, YPG'ye ya da genel e, adıyla SDG'ye e, tamam, siz e, bizim bizim Türkiye'ye jest yapmak yapmamız gerekiyor. Bakın göz ardı edemiyoruz, ama sizi de bırakmak istemiyoruz. O zaman biraz daha güneye çekilelim. Biz de daha çok Suriye tarafını yani Fırat'ı tahkim edelim. Biz de bu bölgede mutlu mesut birlikteliğimiz devam ettirelim. Türkiye'de istediğini almış olsun, Erdoğan da kendi iç kamuoyunu rahatlatmış olsun, kendisi de rahatlamış olsun mu diyecekler. Doğrusu bu bir soru işareti olarak duruyor. Yani bunu bilmiyoruz. Ama Trump'ın bir denge sağlamaya çalıştığı, yani ilk günkü o çekiliyoruz bu ne saçma savaştır ifadelerinden sonra bir denge sağlamaya çalıştığı intibaını aldım ben son açıklamalarından. Yani Türkiye'ye karşı da mesela işte ekonomimizi mahvederim daha önce yaptığım gibi ifadesini evet. kullandıktan sonra da Erdoğan aslında benim için çok değerli adamdır. 13 Kasım'da da zaten bekliyorum kendisini gibi bir düzeltme ihtiyacı hissetti. E, ayrıca Kürtlerle ilgili olarak da biz Kürtleri bırakacak değiliz canım gibisinden de bir ifade kullandı. Dolayısıyla e, şey var yani bir adım atıyor e, muhtemelen danışmanları ya da diğer müesseseler kendisini dengeliyorlar. Sonra bir düzeltme ihtiyacı hissediyor. Anladığım kadarıyla e, tamamen e, çekilme şu anda değil. E, Türkiye'nin girmesi kısmi olarak evet. Ama ne Türkiye tam olarak hani girip işte o bölgeyi çünkü Rakka'dan vesaireden bahsediyordu ki bayağı bir içeriye inmeleri gerekiyor, Güneye doğru inmeleri gerekiyor. Ee, onu yapabilecek. ne de Amerika tam olarak çekilecek ve Türkiye'yi engelleyebilecek. Ee, ama kürtleri de bir şekilde orada tutması gerekecek. Ee, belki sıcak olan olacak olan Türkiye'nin e, kurmuş olduğu, yeniden oluşturmuş olduğu milli ordu adı verilen o e, militer güçle, YPG arasında olacak olan sıcak çatışma, bunu da bilemiyoruz tabii. Yani ne kadar derine inecekler ne yapacaklar evet. şu anda belli değil. Şimdi birkaç konuya değindin. Gerçekten bunlar arasında şu Kürt meselesini bir ayrıca bir mercek altına almakta yarar olabilir. Trump daha önce de birkaç açıklama yapmıştı. Hatta bir ara e, pek çok herhalde Orta Doğu halkının olduğu gibi Kürtlere de mesafeli olduğunu anlatırken şöyle dediğini hatırlıyorum ben. Bu ittifak dedi yani Kürtlerle ABD'nin ittifakı ile ilgili konuşuyor. Barack Obama'nın başlattığı bir iş zaten onun sorumluluğunda bir şey. Ben onu kucağımda buldum dedi ve bir süre sonra artık biz askerlerimizi çekeceğiz oradan. Yani bu iş bizim işimiz değil diyerek. Başka açıklamalar da geldi. Kürtleri terk edemeyiz açıklaması, onlarla ittifak içindeyiz açıklaması ve dün bir açıklama vardı. ABD böyle dostlarını ya da ittifaklarını terk ederse, el sıkışacak kimse bulamazsınız. Güvenecek bir hali kalmaz diye. Yani böyle bir şey içinde gerçekten Kürtlere ABD her şeye karşın biraz daha mesafe alıyor mu yoksa gidişe göre mi davranacak acaba? Bence gidişe göre davranacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde daha doğrusu şöyle demek lazım. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz ama Trump'ın herhangi bir şekilde bir öngörüsünün olduğunu zannetmiyorum. Yani işte hani sizin de dediğiniz gibi yani işte ya işte orada Kürtler var uzakta. Obama gitmiş onlarla işbirliğine kalkışmış. İşte tıpkı şey yaptığı gibi. Zaten tabii Trump'ta hani enkaz devraldık edebiyatı devam ediyor. Evet. Yani Trump'ın şeyin Obama'nın sağlık sistemi için de aynı şeyi söyledi. Küba ile anlaşması için de aynı şeyi söyledi. İran'la ilgili olarak zaten hani söyledikleri belli. Çin vesaire falan filan. Onu hep yapıyor. Şimdi ne yapacak? Mesela buna bir şey, geçerli bir şey bulması gerekiyor. Bir argüman bulması gerekiyor. Benim suçum yok. Obama zamanında yapıldı falan filan. Ki Hillary Clinton kendisine çok sert tepki gösterdi. Sırf bu şeyleri yüzünden yani bu politikası ve sözleri yüzünden. Yani Obama döneminin dışişleri bakanı. Yani bunu kullanıyor Trump. Ama asıl bütün hani bu bölgelerle ilgili e, projeksiyonları yapan, gelecekle ilgili planlamalar yapan ve dolayısıyla e, karar alma mekanizmasında e, etkili olan işte Amerikan e, şeyidir, e, savunma bakanlığıdır, ordusudur, dışişleri bakanlığıdır. Dolayısıyla e, bunlar ne der, bunlar nasıl bir politika yürütür onu e, şimdilik evet. şey yapamıyoruz, kestiremiyoruz. Ama Trump'ın bu nedenle söylediklerini hani birkaç gün beklemek gerekiyor. Önce bir olgunlaşması gerekiyor Trump'ın herhangi bir cümlesinin. Dolayısıyla Türkleri şey Kürtleri işte bir şekilde üzmeyelim, üzelim, bırakalım, bırakmayalım. Onlar zaten bizim suçumuz değil falan filan gibi ifadelerinin bence Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon tarafından doğrulanmadan dikkate alınmaması gerekiyor. O nedenle mesela bu çekilme meselesinde Pentagon'un Trump'la aynı dili kullanmasının önemli olduğunu savunuyorum ben. Bu arada tabii şey var. hani Kürtlerle ilgili olarak bundan sonra ne yapabilirler? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer bölgeye bakacak olursak önemli bir merkez orası. Yani Kürtlerin bulunduğu şu anda Suriye'de bulunduğu yer. Çünkü tarihinde ilk defa bir kere Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girdi. İlk defa uzun yıllardır hani şey yapıyorlardı giremiyorlardı ve girdiler. Kürtlerle birlikte girdi. Tabii ve Kürtlerle birlikte girdi. Şimdi ve ana... aşağı üçte biri ülkenin galiba değil mi üçte onların bir, elinde? Tabii tabii yani bütün, bütün Fırat'ın ta yani Türkiye'den Irak'a kadar e, ulaşsın ve Irak e, Türkiye sınırını aldığımız zaman o üçgen tamamen şu anda SDG'nin kontrolünde. E, ikincisi. i̇kincisi ee, i̇ncirlik dışında bu bölgede ilk defa kendisine yine bir alternatif yarattı. Yani Türkiye dışında bir alternatif yarattı. Şimdi şu söylenebilir tabii. İşte Katar'da çok dev bir e, üssü var. İşte Suudi Arabistan. Hayır ben bu kuzeyde yani Türkiye'ye yakın topraklardan bahsediyorum. Burada ilk defa böyle bir şey yaptı. Üçüncüsü burası İran'a çok yakın. Irak'a çok yakın. Yani Irak artık tamamen bir e, şey devlet ve e, tamam bir sürü sorunlar yaşanıyor. Şudur budur ama... Amerikalılara eskisi kadar işte e, peki baş efendim diyen bir ülke değil artık Irak. Ki İran'a karşı bile hani ciddi bir e, şeyleri var. Tavır koyabiliyorlar e, Irak'lılar. Dolayısıyla e, en fazla rahat edebilecekleri yerlerden bir tanesi şu anda Kürt bölgesi. Hele hele bir de zaten orada Suriye'nin bütün stratejik kaynakları e, var. Yani tahıl ambarı, ikincisi petrol sahası e, ve bu bu, bu ikisi Suriye'nin şeyidir. Yani can damarıdır. Evet. E, dolayısıyla bu bölgeyi orada böyle bir müttefikle e, Amerika Birleşik Devletleri tutmuş olacak. Şimdi bunu kim bilecek? Bunu tabii ki asker bilecek, bunu ordu bilecek, bunu Pentagon bilecek. Trump bu, bunları bilemez. Dolayısıyla onlar bu konuda eğer ısrarcı olurlarsa e, ve Trump'a bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Ve dolayısıyla senin e, bunun aksine bir karar alman Amerikan çıkarlarına aykırıdır gibi bir argümanla karşısına çıkarlarsa Trump'ın yapacak fazla bir şey yok. Peki Kürtler nasıl bakıyor konuya? Çünkü böyle bir harekatın olması Kürtleri zor durumda bırakacak. Tek başlarına direnecekler sonuna kadar savaş yolunu mu seçecekler? Yoksa Şam'a yaklaşacaklar. Esad yönetimine ki dün bununla ilgili bir çağrı vardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Suriye resmi yönetiminin çağrı yaptı. Ve Kürtler arasından da Şam'la ittifaka gidebiliriz türü açıklamalar da oldu. Hı hı. Kürtlerin tavrı ne? Yani Kürtlerin tavrını belirleyecek olan bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra o bölgede nicelik ve nitelik olarak ne kadarlık bir varlık göstereceği. Yani kaç kilometrelik bir alanı mesela işte tutacak, Türkiye'ye ne kadar bir marj tanıyacaklar hani bir şerit oluşturması bakımından. İkincisi Kürtleri silah ya da işte lojistik olarak şey yapmaya desteklemeye devam edecekler mi ve orada sahip çıkacaklar mı? Eğer bunu bunu yaparlarsa Kürtler bir şekilde Şamla. ...aslında masaya oturmak istemezler. Çünkü geçmişten bu yana bilinir ki Bağız'ın olduğu bir yerde yani... ...Bağız çok baskın bir partidir, dominant bir partidir, dominant bir yapıdır hatta, bir toplumsal yapıdır. Dolayısıyla eğer Bağız'la baş başa kalırlarsa... ...kendi bugüne kadar ki bir takım kazanımlarının eriyeceği endişesini taşırlar. Ve... Bu nedenle aslında masaya oturmak istemezler. Ama şöyle bir şey de var. Amerika Birleşik Devletleri çekilirse ve sahayı Türkiye'ye teslim ederse... ...Türkiye'ye karşı geçmişte yaşanmış olan bir takım sebeplerden dolayı bir şey var. Bir antipati var, bir tepki söz konusu. Dolayısıyla aynı zamanda tabii Türkiye'nin ezici bir şekilde kendilerinin üzerine yürüyeceğini düşünürler... Bunu da bir varlık e, savaşı olarak gördükleri için de Şam'a yanaşabilirler. Ama Şamla bu sefer anlaşmaları e, daha önce yapılan görüşmelerde bir takım kırmızı çizgiler vardı ve iki tarafın birbirine çok büyük itirazları söz konusuydu. Ne şekilde gider onu bilmiyorum. Fakat en azından konjonktürel olarak e, şey yapabilirler. E, Şam'a e, yanaşabilirler ki Şam'ın da istediği bu zaten. Yani Şam'ın işte Ankara'ya tamam bizim toprak şimdi topraklarımızda ne işiniz var? Çıkın bakalım siz de Amerikalılar da çıkın. E açıklamaları yapıyor ama bir yandan gizli bir şekilde de şunu istiyor Şam. E, Kürtler üzerine biraz hani baskı kursun ki Kürtler bana dönsün. Rusya da aynı şeyi istiyor, İran da aynı şeyi istiyor. Yani Türkiye'nin o oraya girip ni ila nihaya kalmasını istemezler ama böyle bir şey de isterler. Dolayısıyla aslında Şam'ın şeyin Kürtlerin Şam'a dönmesi Şam'ın da e, Canıgöl'den e, kabul edeceği bir şey. Aslında o konuda bir şey daha bu arada okurlardan seyircilerden daha doğrusu tepkiler de geliyor. Daha doğrusu mesajlar da geliyor. Bizi selamlayan da var seninle. Çok ee, Soru soran da görüş belirten de var. Berkad'ın da bir e, seyirci e, Kürtlerin daha şimdiden Şam'a ve e, Ira, İran'a yanaştı bile diyerek öyle bir görüş belirtiyor. Ben de bu noktada tam şunu sormaya e, hazırlanıyordum. Bir ara Rusya'nın önderliğinde biliyorsun bir Suriye Anayasası taslağı hazırlandı. Evet. Orada Kürtlere bir özerk bölge özerklik kavramı vardı. Evet. Şu an böyle bir harekatın baskısı altında Kürtler. ...Şam'la anlaşırlarsa... ...belki de çok avantajlı olmayabilir onlar açısından... ...böyle bir özelliğin... ...ya da Şam'ın Şam onlara tanıyacağı özel bir... ...statü vesaire olabileceğini düşünüyor musun? Yoksa e, tümüyle... E, ...Türkiye'nin harekatından kurtulmak için... ...bir anlamda teslim olmak gibi, korunmak gibi... ...bir e, durum mu yaratacak? Şöyle... E, ...2012 Anayasası'nda... E, ...referandumla kabul edildi... ...Suriye'de. Daha önceki işte... ...70'li yıllardan kalma bir anayasaydı. 2012 Anayasası'nda şey maddesi biraz gevşetildi Suriye'de yerel yönetimler maddesi gevşetildi ve ademi merkeziyetçiliğe biraz daha bir adım attılar hatta Kürtlerle birlikte siyasi değil ama idari anlamda bir daha da gevşeme hani adına özellik diyebilir miyiz onu bilmiyorum yani o kadar hani keskin tarif edilebilir mi bilmiyorum ama buna yakın bir şekilde bir takım avantajların sağlanabileceği söyleniyordu fakat e, Suriye yönetimi bunu sadece Kürtler için yapmayacaktı. Bütün Suriye'yi teşmil edecek şekilde e, yapacaktı. Dolayısıyla bu Kürtlere özel bir şey olmayacaktı. Ama aslında bundan dolayı da e, olacaktı. Ki es geçmişte hani böyle bir şeyin teklif dahi edilmesi mümkün değildi Suriye'de. Fakat şimdi artık de facto durum bunu gerektiriyor. Onlar da bunu gördüler. Şimdi e, böyle bir şeyi e, Rusya evet şey yaptı, e, önerdi. E, fakat bu anayasa taslağı Türkiye'nin itirazı nedeniyle derhal rafa kaldırıldı. Çünkü Türkiye Kürtlerin herhangi bir şekilde kazanım elde etmesini istemiyor. O veya bu şekilde yani onun adının özellik olması ya da başka bir şekilde tarif edilmesi önemli değil. Çünkü oradaki herhangi bir kazanımının kazanımın Türkiye kendi topraklarına sirayet edeceğini düşünüyor. İleriki zamanlarda yani devletler hani 3-5 günlük değil 15 40 50 60 yıllık düşünürler. Dolayısıyla Onunla ilgili olarak şimdiden bunu istemiyor. Ee, peki Suriye için aynı şey geçerli değil mi? Evet aynı şey Suriye için de geçerli. Suriyeliler de diyorlar ki yani Şam yönetimi eğer biz herhangi bir şekilde ufak bir taviz verirsek e, yarın ileride bir başka adım e, atılacak. Daha sonra bu iş bağımsızlığa kadar e, gider. E, Suriye böyle bir şeyi istemez ama e, şu anda fazla bir şansı da yok Suriye'nin. Yani e, şey açısından. Hani Kürtlere her şeyi kabul ettirebilme açısından. Çünkü Amerikan faktörü hala orada duruyor. Ama Kürtlerle bu Adem'in merkeziyetçilik ötesinde ya özellikle işte arada bir yerde bir anlaşmayı yapmış olsa bile ilerideki yıllarda muhtemelen bunu yavaş yavaş eritmeye çalışır şey Şam evet. yönetimi. O yüzden Kürtler çok dikkatli bir şekilde yanaşıyorlar meseleye. O demin söylediğim hani iki tarafın kırmızı çizgileri aslında bu bir taraftan yani şey Şam Şam işte bir yerel yönetim gücü olarak siyasi tanımlama dışında idari tanımlama olarak Kürtlere böyle bir şey vermeye hazır evet. ama siyasi anlamda bir tavizin verilebileceğini zannetmiyorum. Dün ve bugün birkaç Rus yayınında enteresan iddialar gördüm bunlar pek bizim basımızda da çıkmadılar açıkçası. Şimdi e, Valday'da bir e, forum oldu e, bu düşünce kuruluşu Putin'in her zaman katıldığı ve oraya yabancı konuklar da liderler de geldi. Orada Rus dış politikasının bundan sonra yumuşacağı, özellikle de ABD ile gerginliğin bundan sonra çok olmayacağı türünden yorumlar oldu. Doğru değil bilmiyorum ama bununla birlikte e, Lavrov'un Irak gezisi oldu Hı. bir buçuk günlük iki günlük bir gezi. Onunla aynı güne gelmesi Trump'ın açıklamasını şöyle yorumlayan bir gazeteci çıktı. Rusya ile ABD anlaşıyorlar. Ortadoğu ile de ilgili artık bir görüşme süreci içindeler. Tesadüf değildir bu. Trump e, Suriye ile ilgili bir karar açıkladı. Lavrov gitti Irak'la anlaşıyor. Irak Kürtleri ile hatta konuştu. Birlikte bir şey var diye. Böyle bir iddia. İkincisi bunun devamında. E, Lavrov'a e, Irak Kürtleri ya siz aracı olun. Suriye Kürtlerini Koruyun dedi ve Lavrov'un da bununla ilgili açıklamaları var. Hmm. Rusya böyle bir statüye aday olabilir mi? Bir aracılık yapabilir mi acaba? Yani Suriye Kürtleri ile Şam arasında mı? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela Rusya'ya yönelik Kürt cenahından çok ağır eleştirilerin de olduğunu gördük. Özellikle mesela Afrin mesai ve sonrasında ve öncesinde de aynı şekilde. Fakat hiçbir zaman için YPG ile Moskova ilişkisi bitmedi. Yani Moskova'da YPG'lilerin Rus uçaklarıyla nakledilip tedavi edildikleri yerler var. Dolayısıyla YPG'nin bürosu var Moskova'da. Yani burada Rusya'nın tek bir ölçüsü var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmaları. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden, e, uzaklaşma gibi bir eğilim içinde olurlarsa Kürtler, Rusya zaten Kürtlerle e, masaya oturmaya hazır. Ama şöyle bir şey de var. E, dediğim gibi e, şeyle e, Kürtlerle Şam arasında işte 74 olaylarından daha sonra şey 2004 olaylarından ve geçmişte yaşanan bir takım şeylerden dolayı bir e, güvensizlik hakim. E, ve Rusya mesela Suriye içerisinde e, ...ara bulucu olacağını daha önce de ispat etti. 2500'den fazla merkezde... ...bunlar irili ufaklı yerler tabii... E, ...bu şeylerle, silahlı... E, ...militanlarla yönetim arasında... ...anlaşma yaptı. Bizzatihi Rus yetkililer yaptılar bu anlaşmaları... ...ve on, o anlaşmalar üzerine... ...bir kısmı şeye döndü... ...normal yaşamına döndü... ...bir kısmı da işte İdlib'e geldi. Şu anda İdlib'te bulunanların çoğu bu anlaşmalar sonucu giden militanlardır. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir tecrübesi de var. E, tek bir ölçü var... Amerika Birleşik Devletleri Kürtlere bu anlamda ne kadar izin verecek? Hani o iddia şeydir ya hani işte Rusya ile Amerika hani aralarında bir anlaşma evet. sağladığını. O ne kadar ona bir izin verecek? İkincisi Kürtler artık Amerikalıların dışında bir alternatifi ne kadar değerlendirecekler. Ama Rusya'nın teknik olarak böyle bir şey yapıp yapamayacağı konusunda kesinlikle bunu yapabileceğini söyleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Peki Rusya demişken e, Türkiye'nin yapacağını açıkladığı, başlamak üzere olduğu harekatla ilgili Astana sürecindeki ortaklarının tutumu, Rusya temkinli açıklamalar yapıyor, toprak bütünlüğü diyor, Suriye'nin egemenliği diyor, dikkatle izliyoruz diyor. İran'dan çok daha net bir açıklama geldi. Karşıyız, biz bu harekata karşıyız. Ne oldu? Astana ittifakı böyle çöküyor mu? Bence Astana ittifakı zaten yoktu. Yani şimdi bu ayrı bir hani aslında evet. anlatı konusudur. E, Aslan'a diye bir şey yoktu zaten. Yani İran'la Rusya'nın anlaşmaları vardı. Ve Türkiye'yi daima işte masaya getirmeleri vardı. Ve Türkiye'nin de bazı şeylere icabet etmesi gibi bir durum e, söz konusuydu. Ama Aslan'a diye bir şey yoktu bence. Dolayısıyla şu anda e, herhangi bir şekilde işte şeyin... E, İran'ın mesela böyle bir e, tepki göstermesi şeyin de Rusya'nın da daha ölçülü bir tepki göstermesi. Bununla değil belki başka bir şeyle açıklanabilir. O da şu Rusya Türkiye ile şu anda ilişkilerini seviyeli bir şekilde devam ettiriyor. Ama İran'ın her zaman için bölgedeki üslubu bu şekilde. Dolayısıyla şey bunu hani Astana olarak değil ama dediğim gibi yani Astana'yı etkileyecek ya da etkilemeyecek olarak değil, daha bağımsız bir şekilde görmek lazım. Ama Astana şey miydi, etkili miydi? Bence değildi. Yani işte İdlib'i gördük yani. İdlib'de mesela işte ateşkes ilanı yapıldı fakat hiç kimse uymadı buna. Yani örgütler uymadı, Türkiye'nin kendisi uymadı, Suriye'nin kendisi uymadı, Rusya'nın bizatihi kendisi uymadı. Hatta İran'da orada bir takım işte desteklediği gruplar vardı. Uymadı. Ama bir şekilde üç ülke... ...bir irade ortaya koyabilmeleri bakımından böyle bir süreci yürüttüler. Bu olumsuz bir şeydir anlamında söylemiyorum yani Aslan'a yoktu. Yu. Ama sahadaki pratikler açısından baktığımız zaman bence şey değildi. Yani çok da hani etkili bir şey değildi. Olmadığını da zaten dediğim gibi yani İttif'te gördük. Bundan sonrası için Rusya'nın ve İran'ın kaygısı bence şu... ...Türkiye eğer oraya girerse şu anda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında... Hakim olduğu bölgelerde Türkiye e, resmen e, fiili yeni bir devlet kuruyor. Yani kaymakamlık, ilkokul, sağlık ocağı hatta hatta en son Gaziantep Üniversitesi'nin işte üç tane fakültesi evet. açılacak. Yani Dolayı dolayısıyla, evet, Cumhurbaşkanlığı orası kararname. E, tabii şimdi orası Türkiye mi, Suriye mi? Onu bilmiyoruz. Yani böyle bir fiili durum var. Şimdi Rusya'nın kaygısı e, Türkiye acaba? Buraya da girdiği zaman burada da aynı şeyleri yapar mı? Çünkü bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ifadesi e, oraya Suriyelilerin yerleştirilmesi. Ama bu Suriyelilerin burada Türkiye'nin e, tamamen hani e, düşünsel açıdan iktidara yakın Suriyeliler olduğunu e, biliyoruz ya. Çok iyi biliyor. Yani sat yönetimi karşıtı ve Türkiye yani yönetimi diyeceğiz. Hani yanlısı olan insanlar olduğunu biliyor ve dolayısıyla ileride bunların o bölgede Türkiye'nin insan gücünü oluşturacağını da biliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin artık belki uzun yıllar oradan çıkmayacağını da tahmin ediyorlar. Bence toprak bütünlüğü vurgusu bu nedenle Kürtleri kastederek değil, Türkiye'yi kastederek kullanılıyor. Evet. Zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce defaatle Söyledikleri, yaptıkları vurgu bundan dolayı. Yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz de Türkiye şeyin, Suriyenin toprak bütünlüğünü savunuyoruz demelerinin sebebi de aslında dışarıdan gelen şeyler. Eleştiriler kendilerine yönelik olarak gireceksiniz ama çıkmayacak mısınız eleştirileri? ha Rusya bunu dediğim gibi yani bir taraftan işte küresel rakibi Amerika ile şu anda sorunlar yaşayan Türkiye kendi yanında olduğu için ve hakikaten de işte iyi bir e, hava yakaladıkları için evet daha e, diplomatik bir dille söylüyor Türkiye'ye ama İran'ın işte her zamanki deyim yerindeyse e, ne diyeceğim daha sert bir üslubu var e, doğrudan bir üslubu var İran da bunu çok açık bir şekilde e, söylüyor ve şöyle bir şey de var mesela e, İran'ın kendisi de e, kendi topraklarında Kürtlerle sorun yaşıyor e, ama Suriye'deki mesela durum e, şey olduğu zaman Türkiye gibi Hadi bakalım girelim işte oradaki Kürtleri de hadi bir şey yapalım bir hizaya getirelim anlayışında değil. Burada demek ki ne var? Bir Türkiye'nin o bölgeye hakim olmaması olması kaygısı var. İkincisi Suriye yönetimiyle birlikte hareket ettiği için İran Suriye'de Türkiye'nin kesinlikle oraya hakim olmasını yani girmesi veya işte Kürtlere baskı yapması değil ama hakim olmasını istemediği için evet İran böyle bir şey yapar. Ama İkisi de pratikte aslında Türkiye'nin gireceğini biliyorlar. Yani biz en baştan söyleyeceğimizi söyleyelim, e, pazarlığa buradan başlayalım ki Türkiye tamam girsin, bir süre sonra da e, mümkünse e, rica edelim çıksın. Çıksın. Yani, Peki <laughs> şimdi bu yani. Türkiye son olarak şunu diyeyim zamanımızda doldu sayılır. Türkiye bir önemli bir harekata girişme hazırlığında ve işte ülkeleri tek tek gördük. ABD dedik, işte İran. Suriye, Irak, başka şeyler, bölge ülkeleri. AB'nin açıklaması vardı, Birleşmiş Milletler'in açıklaması vardı. Türkiye'yi uluslararası alanda destekleyen bir ülke ya da bir kuruluş var mı? Yoksa bu harekat Türkiye'yi o bir zamanların meşhur değerli yalnızlığını derinleştirecek yeni bir hamle mi? Kısaca. Ee, olabilir. Olabilir. Yani beni en başta mesela e, bu ki bence çok çok güzel bir bakış açısı. En başta mesela dikkatimi çeken bütün bu kadar açıklama içerisinde Birleşmiş Milletler'in açıklamasıdır. Dediler ki hemen bütün taraflara sivilleri koruma çağrısında bulunuyoruz. İki şey endişe yaratıyor. Yani siviller ne olacak? Birleşmiş Milletler eğer herhangi bir ülkeye siviller ne olacak diyorsa bilelim ki orada bir problem var. Yani orada bir problem var dediğim şu o ülkenin yarattığı problem anlamında değil. Orada bir problem yaratılabilir. Yani şimdi evet. çok ağır bir örnek olabilir. bunu sakın yanlış anlaşılmasın, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece bir şey olarak, tarihsel bir örnek olarak. Yani Saddam Hüseyine de zamanında işte Kuvvet senindir buyur al dediler, açtılar. Sonra da hep birlikte üzerine çullandılar. Dediğim gibi yani aman aman, hani kişisel bir örnek değil bu yanlış anlaşılmasın. Ama tarihte böyle bir örnek var. Dolayısıyla batının hiçbir zaman için şeyine bu tür işte insani kaygılarla tırnak içinde yaptığı açıklamalara hiçbir zaman için güvenmemek gerekiyor. Türkiye'yi istedikleri anda Trump'ın yapmış olduğu o tehdit gibi istedikleri anda insani açıdan başlamak üzere çok zor bir takım pozisyonlara sokmaya çalışırlar. Veya baskı kurmaya çalışabilirler. Peki Musa çok teşekkürler. Musa Öz gerçekten içeriği oldukça zengin bir söyleşi yaptık. Rica Soracak daha çok sorum kaldı ama zaman her zaman her seferki gibi yetmiyor. Yeni konular ve yeni konuklarla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.